Kanka change.org Türk Telekom internet hatlarında %66 zam. Bir şey diyeyim mi? Sikim de değil. Amına koyayım. Hepinizin götüne girsin bütün internet fiyatlarındaki artış. Herkesin götüne böyle füze gibi girsin. Şöyle girsin istiyorum bak. Şöyle girsin. Şöyle girsin. Çünkü ben o var ya, o internet fiyatlarındaki artışlar böyle var ya, şöyle girsin bütün komüniteye, bütün Twitch izleyicilerine, YouTube izleyicilerine, bütün andavallara girsin, tamam mı? Haşırt diye girsin. Neden biliyor musun? Çok istiyorum. Yani şu fiyatların gerçekten %89 artmasını istiyorum. Neden istiyorum? Herkese girsin inşallah. Neden istiyorum? Çünkü ben aylardır bununla ilgili konuşuyorum, tamam mı? Bakın, başında salak salak envai çeşit işte kafasını oynatan maymundan geldiğimizin dünyada yürüyen kanıtı hoşaflar var. Bunlar bana laf atıyorlar, cart curt bilmem ne. İnsanlar gelip bana şöyle sorular soruyor. Abi, Hazreti Mıttık Mıttık sana bir şey demiş. Onunla ilgili mi dedin yoksun yani? Şimdi ben bu olaylar yaşanırken devamlı olarak şunu söylüyorum. Arkadaşlar bakın, uyanın. TT.net internet fiyatını arttırdı. Bana diyorlar ki, abi ama kıtlıbık net var. Kıtlıbık net. Kıtlıbık netten fiyat güzel. Güzel, ben kıtlıbıktan alıyorum internetimi. Abi ben hıtlıbık net kullanıyorum. Hıtlıbık net. Bellissimo o. Onun fiyatı hiç artmaz. Bir dur, amına koyduğum bir şey anlatıyorum. Bir dur sus. Ben kıtlıbık net kullanıyorum. Abi. Çamlonet. Çamlo. Çamlonet de harika internet. Herkes böyle fanboy olmuş bir tane internet servis sağlayıcısın. Tamam mı? Amına koyayım. Dedim ki arkadaşlar bakın. Aynen şunu dedim. Türk Telekom Türkiye'de internetin bayraktarıdır, bayrak taşıyanıdır. Eğer Türk Telekom'da fiyatlar arttıysa emin olun diğer internet servis sağlayıcılarını da etkileyecek. Bu konuda sessiz kalmayın, sesinizi yükseltin, hepinize girecek. Ondan sonra şöyle mesajlar almaya başladım. Amına kodumun şişkosu, sen bir ayında o internet parasının 10 katını çıkarıyorsun. Sana ne? Sana ne, ben ödüyorum. Beğenmiyorsan başka ülkeye git. Orospu çocuğu şişko. Beğenmiyorsan başka ülkeye git. Ben burada mutluyum. Ananı siktim ha. Böyle mesajlar almaya başladım, tamam mı? Ondan sonra Türk Telekom altyapısını kullandırdı ve bu gerçek bir rakam arkadaşlar. Türkiye'de diğer internet servis sağlayıcıları kullandıkları altyapı %85 oranında Türk Telekom'dan çekiyorlar. Yani kendi altyapılarını kurdukları bölgeler mevcut. Evet ama %85'i Türk Telekom'dan alınıyor. Tamam mı? Bugün ne öğrendik? Türk Telekom kalktı dedi ki, kardeşim sen benim altyapımı mı kullanıyorsun? %66 zam. Ben bununla ilgili bugün tweet attım. Dedim ki arkadaşlar bakın, böyle salak salak drama falan takip ediyorsunuz, peşliyorsunuz. Alın size gerçekten hepimizi, internet insanıyız biz. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Alın dedim. 1000 tane like gelmiş şuna. Ben buraya çıkıp Yasuo'nun bilmem nesini hıttıbık desem 10.000 like olurdu bunda. Bak 1000 tane like gelmiş, tamam bak. Altında da açıklama yapmışım ekstra, ona 746 like gelmiş. Bak kanka, olay şu. Alternatif operatörlerin 16 megabit per second hızındaki internet için megabyte değil megabit KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL. Bakın 16 megabit per second internet için 43 lira verecek adam. Yani karsız satmaya çalışsa 58 TL'ye sana satması lazım. Satış, destek, altyapı masrafları falan %25.5 KDV ve özel iletişim vergisini koyduğumuz zaman 80 TL civarında olacak bu. Kullanıcıya 16 megabit per second 80 TL olabilir en ucuza. Bu da %86 oranında zam anlamına, zamınıza zam anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Ben bununla ilgili siz bilgilenin diye bir şeyler yazıyorum. Altına bir tane orospu çocuğu geliyor. Ben ona orospu çocuğu diyeceğim. Çünkü yani babası ödediği için parayı böyle. Tamam mı? Çocuğun sikinde değil. Geliyor şey yazıyor. Amına kodumun gözlüklü şişko orospu çocuğu. Sen zaten mafya değil misin ki? Sen onu bir ayında çıkarıyorsun onun parasını. Ulan amına kodumun sala. Andaval orospu çocuğu, beni dinle. Bak tipini siktiğim, bak dinle. Amına kodumun çocuğu. Ben zaten işimi internetten yapıyorum. Gerizekalı. Yani benim internete vereceğim para bakkalın bakkal dükkanına verdiği parayla aynı şey. Anladın mı? Yani ben zaten buna sike sike para vereceğim. Ben şimdi Türkiye'ye gittiğim zaman gideceğim 1000 megabit download, 20 megabit upload alacağım. Ayda buna ben 1000 lira vereceğim. Vereceğim çünkü benim işim bu. Ben bunu harcama yapmak zorundayım. Vereceğim. Ben ayda 1000 lira buna vereceğim. Tamam mı? Anasını avradını o altyapıyı ben sömüreceğim.
O altyapı benim cepte. Amına koydum, dinliyor musun? Dinliyor musun Mehmet? Senin tipini sikeyim ben. O altyapı cepte. Sen verebilecek misin 1000 lira? Şimdi buna çıkıp sıfır IQ'lu bazı hilkat garibelerin takipçileri şunu da diyebilir. Parasıyla hava atıyor. Parasıyla hava atıyor. Yani şimdi bu şöyle bir şey. Kanka bir tane pastaneye gidip sordum da. Beyefendi bu pastanenin kirası ne kadar? Ha, ayda 6000 lira. Orospu çocuğu parasıyla hava atıyor demesin. Çünkü yani işim bu. Ben buna para vermek zorundayım. Ben buna 1000 lira yatırmak zorundayım. Bu benim harcama. Bunu yapmak zorundayım, tamam mı? Yani bunu yapacağım. Sen yapabilecek misin? Yani ben konuşurken bunlarla ilgili sizleri bilgilendirirken sence kendim için mi söylüyorum? Ya da böyle ağlamak için mi? Hey, internet fiyatları çok arttı. Hey, bokumu avuçlayacağım açlıktan. Kardeşim ben senin için söylüyorum. Allah aşkına. Ben senin için söylüyorum. Sen salak mısın? O yüzden şuna karar verdim. Bu kadar aptal herif varken ben bunların haklarını savunmak için niye kendimi yoruyorum ki abi? Niye yoruyorum ki abi kendimi? Sikimde değil. İnşallah %86 artmaz. İnşallah %200 oranında zam bekliyorum internete. İnşallah amin. İnşallah. 2 megabit per second'larda sürünesiceler. Umrumda değil. Sikimde değil bundan sonra. Ben açacağım yayınımı. Alebeyya, bamboleyya, cambaleyya yapıp siktir olup gideceğim amına koyayım. Ne Twitter'a anlatırım böyle şeyler artık, ne Instagram'a. Vallahi bak Allah belamı versin bir daha böyle konulara girersem. Hayat çok güzel, her şey mükemmel, her şey süper, hiç sıkıntı yok. Her şey yerinde kardeşim. Süper. Ben bundan sonra böyleyim arkadaşlar. Yani ileride bana sorarsanız, Ahmet abi sen bu konularla ilgili bizi bilgilendirirdin, bize bu konularla ilgili fikirlerini söylerdin diye. Artık bu konularda fikrim yok. Bundan sonra ben gideceğim, mojitomu içeceğim. İnternetime 1000 lira vereceğim. Ya, seneye 2000 liram olsun. 2000 lira da veririm amına koyayım. 2000 lira veririm o internete. Tamam mı? Arkama yaslanırım. Tamam, böyle yaslanırım. Siz 16 megabite böyle abi 160 lira oldu veremiyoruz amına koyayım derken ben böyle gülerim bak böyle. Bak aynısı diyor bak. Anladın mı? Mojito mu içeceğim oğlum? Umurumda değil yani bundan sonra. Hiç kimse bana sormasın moruk. Ansab. Abi ansabla. Vallahi bak ansabla hiç önemli değil. Hiç önemli değil abi. Yani gerçekten çünkü bu işten yoruldum. Bu işten sıkıldım. Yani ben birilerine yardımcı olmaya çalışırken o yardımcı olduğum insanların koltuk altından haydar çıkarıp bana saldırmasından baydım abi. O yüzden diyorum ki müstehak. Moruk müstehak. Yani benim işime gelir. Bak benim işime gelir. Çünkü önceden 1000 megabit interneti benim bölgemde 100 kişi kullanıyorsa şimdi 5 kişi kullanabilecek kanka. O altyapıya ben çökeceğim kanka. Benim olacak o. Kullanamayacaksınız. 16 megabit alan 4 megabit alacak. 100 megabit alan 20 megabite çekecek internetini. Altyapı bende. Aa! Veririm paramı alırım altyapıyı. Veririm paramı çekerim interneti. Sikimde mi amına koyayım? Ver gönder. Gönder cariyim babaya. 30 megabit upload ver. Oh biraz daha ver. Amına koyayım ben de çıkıyorum geri zekalı gibi anlatmaya çalışıyorum ya bunlara diyorum ki kanka bak. Ananızı sikecekler bak hazır mısınız diyorum. Sen o parayı 2 dakikada kazanıyorsun ki amına koyayım şişkosu bu neyin demagojisi falan diye dolaşıyorlar. Ya bir de koca koca adamlar ya. Koca koca adamlar, koca koca adamlar, Squirtle beyinli orospu çocuklar ya. Bu senin tipini sikeyim be. Lanet pezevenkler. O yüzden müstahak kanka ben o konuda artık içim rahat. Kusura bakmayın. Aranızda böyle olmayanlar zaten üstüne alınmasın. Hiç alınmayın abi. Siz zaten şunun da farkına vardın. Aranızda benim anlattığım şeyleri algılayıp şöyle yapan. Aa doğru lan hakikaten bu konu hakkında bir şey yapmalıyız. Bir kamuoyu oluşturmamız çok doğru olabilir diyen insanlar zaten internette düzgün haber sitelerini takip ediyorsa zaten haberini alır abi. Ben niye söylüyorum ki? Kendimi niye yoruyorum ki? Yani bir tanesi patates zaten. Yani su döksen patatesine en fazla bir tane filiz çıkarır o da yenmez amına koyayım zehirlidir. Tamam. Birisi patates öbürü kendi kendine yaşayabilen bir terraform. Yani o terraform zaten yaşar abi benim desteğime ihtiyacı yok ki. O yüzden salladım moruk. Bu işlerle ilgili yorum yapmıyorum. Sikimde değil. Tamam. Bu konuda mutlu muyuz abi? Tamam mıyız abi? Okey eyvallah.
Oh be, bunu sırtımdan attım çünkü. Bundan sonra ben eğlenceme bakıyorum abi. Üzücü konularla ilgili yorum yapmıyorum. Hiç umurumda değil. Çünkü üzücü konular zaten beni üzmüyor. E ben üzülen adama bir şeyler anlatmaya çalıştığımda adam beni sikmeye çalışıyor. Kanka yani bu döngüde ben niye kendimi siktirtiyorum ki? Ne gerek var? Mis gibi hiç sikimde olmayacak. Aa, böyle bak. Aa, gideyim bir mojito mu yapsam acaba? Ah, falan böyle böyle. Zaten onu da seviyorlar abi. Bak şu da seviliyor. Onu da anladım yani. Oh yeah. Yani abi bizim evde yiyecek Bakayım zeytin... pornolar 180p'ye düştü. Bu ne abi, bu arada birisi Samarkand. bir resim atmış. Yine mi sen buradan izliyorsun? Amına koy. Evet abi. Bakın bu çocuğun mesela interneti üst katta çekmiyormuş. Bugün de soğuk olduğu için sevgili Daktilo kendisi şeyden izliyor bizi. Buraya inip buradan çekiyormuş interneti. Buradan izliyor bizi. Bugün battaniye ile bizlerle. Kolay gelsin kardeşim. Allah arttırsın inşallah. Bakın bu da First World Problems. Adamın evi dubleks, amına koyayım. Dubleks yukarıdan internet çekiyor. Sikerim öyle dubleks, anladın mı yani? Konforlu. Konforlu.